Selam, bilmeyenler için ben Güneş. Bugün Onedio'da sorularınızı cevaplıyorum. Hayatında vazgeçemeyeceğin bir şeyi müziğe benzetecek olsan ne olurdu? Yemek yemek, su içmek gibi temel şeyler de olabilir. Benim için yemek yemek çok uygun bir cevap. Bazen hatta maalesef ki yemek yemekten daha çok yaptığım bir şey oluyor. Parmaklarındaki dövmeyi gösterir misin? Anlamları neler? Parmaklarımda "pray" yazıyor. İlk parçam Dua için yaptırmıştım. Uğur getireceğini düşündüm. Müzik yapmak kendine dair bilmediğin ne öğretiyor sana? Ne fark ettiriyor? Müzik yapmak biraz rüya görmek gibi geliyor bana. Yani rüyanda, bilinçaltında hiç fark etmediğin, aslında kabul etmediğin şeyleri görüyorsun, yansımasını görüyorsun. Şarkılarım benim için öyle oluyor. Genelde içime attığım ve umursamadığım şeyleri orada görebiliyorum aslında, hissettiğimi. Güneş popstar mı, rapstar mı? İkisi de bence. Bence de ikisi. Yani kendimi rapçi olarak görmüyorum, çoğu insanın beni gördüğü aksine. Yani daha çok pop tarafındayım ama Türkçe pop diye bir algı olduğu için insanlar bunu daha çok rap'e yakın tutuyor. R&B müzik diyorum o yüzden daha çok. Müziğini yapmaya devam ettiren en büyük motivasyon nedir? Sizlerden gelen geri dönüşler benim için en büyük motivasyon kaynağı. Çünkü bunu tek başına küçük bir odada yapıyorum ve sonra birlikte söylediğimizde bu daha fazla yapma isteği uyandırıyor. Öncelikle seni çok seviyorum. Sorum ise bir şarkı yazdığında oturup "hadi şarkı yazmalıyım" diyerek mi? Yoksa içinden geldiği anda kağıda notlarına, sözlerini dökerek mi yazıyorsun? Hiç belli olmuyor. Bazen "hadi bir şarkı yapmalıyım" deyip de başladığım oluyor ama daha çok "oh, yeter artık" deyip yazmaya başlıyorum. Daha çok arabada, yolda giderken, yani bir yerden bir yere seyahat ederken yazmayı seviyorum. Önce söz yazıp sonra mı beat seçiyorsun, yoksa önce beat seçip sonra mı üzerine söz yazmaya başlıyorsun abla? Bu da çok değişiyor. Çünkü bazen hiçbir müzik yokken de yazabiliyorum. Hatta müzik dinlerken, farklı şarkılar dinlerken yazmaya başlıyorum. Daha sonra besteliyorum onları da. Başkaları duyar ve dalga geçer diye gizlice yaptığın bir şey var mı? Evet, var. Bunu söylersem artık duyacaklar ve dalga geçecekler ama itiraf hikayelerini okumayı, dinlemeyi seviyorum. Yani guilty pleasure. Sürev albümündeki şarkılar birine ithafen mi yazıldı? Evet. Şarkılarını yaşadığın olaylardan etkilenerek mi yazıyorsun? Bu da evet. Yani genelde şöyle, insanlar zaten hemen hemen aynı şeyleri yaşıyor. Sadece karakterler değişiyor. Ben de kendi hayatımla ilgili etkilendiğim bir şey yazarken farklı hayatlardan da esinlenmeye çalışıyorum. Tek bir insanın hayatından değil de topladığım her şeyden yazıyorum yani. Türkçe rapte ilk üçün. Çevremdeki müzisyenleri zaten çok dinliyorum. Onları tek tek saymama gerek yok. Ama ilk biri söyleyebilirim. Benim için Ezel şu anda Türkçe rapte. Şarkı söylemek mi, şarkı yazmak mı? Bu zor bir soru olmuş. Çünkü her ikisini de çok seviyorum. Kendi yazdığım şarkıları söylemek diyeceğim o yüzden buna. Ben de hiç karıştırmıyorum sanki. Karıştırayım birazcık. Burcunun özelliklerini taşıyor musun? Yay burcuyum. Taşıyorum, bayağı fazla taşıyorum ama madem burçlara girdik, yükselenim de Başak olduğu için Yay Başak bir denge içinde yaşıyorum. Times Meydanı'nda kendini gördüğünde neler hissettin? Bu benim için çok uçuk bir hayaldi. Yani bunu bir sene önce Times Meydanı'nda bir fotoğrafın sergilenecek deseler, yani bunu aramızda yaptığımız şakalar gibi görürdüm. Yani çok... Şu an o yüzden etkilendim, büyülendim resmen. Motivasyon kaynağım oldu diyebilirim. Güneş ilişkilerinde nasıl biri? Biraz zor diyebilirim. Yani genelde bunu duyduğum için söylüyorum. Aslında bana göre her şey çok okey ama insanlar biraz zorlandığını söylüyor. Çünkü bazen insanlar yerine de düşünüp davranabiliyorum. Çok yüksek bir empati diyebilirim bunu da. Güneş isminin başlangıcı nedir? Güneş benim sadece sahne ismim değil, gerçek kimlik ismim de Güneş. Ve annem çok zor bir dönemde beni doğurduğu için hayatının karanlık olduğunu ve ben doğduktan sonra bunun değişeceğini düşünerek ismini Güneş koymuş. O yüzden evet, böyle başladı sanırım. Sevgilinden mi ayrıldın? Ne o son EP'nin hali? Evet, belki ayrılamadığım için öyle bir EP oldu. Biraz toksik ilişkiden bahsediyorum orada çünkü. Sinirlendiğinde nasıl oluyorsun? Sinirlenince tersin pismiş gibi duruyorsun. Aslında çok zor sinirlenirim. Genelde yani hiç tepki vermiyorum. Sinirlendiğimde uzaklaşmaya çalışıyorum patlamamak için. Ama çok ani parlayıp hemen affediyorum. Çok bir etkisi olmuyor. Yanlış düşünmüşsün. Atlantis'te bizi neler bekliyor? Sence piyasadaki albümlerden farkı ne? Atlantis benim ilk solo albümüm olacak. İçinde hiçbir featuring yok ve 13 şarkıdan oluşuyor. Yarısı su altı, yarısı kara olmak üzere bir konsepti var. Bunun için heyecanlıyım. Yenilikçi bir albüm olacağını düşünüyorum. Ve son zamanlardaki hızlı tüketimin aksine böyle birkaç yılda ancak sindirilebilir diye düşünüyorum. Şarkı yazabilmek inanılmaz bir şey değil mi? İlham aldığın ya da şu ortam olmadan yazamam dediğin kuralların var mı? Hiçbir kuralım yok. Her an her yerde şarkı yazabilirim ama söylediğim gibi daha çok yolculuk sırasında bir yere giderken yazmayı daha çok seviyorum. Bir kuralım olabilir. Tekken daha iyi yazıyorum bence. Kendinin olmayan ama söylemeyi kendine en çok yakıştırdığın şarkı ismi ne? Cardi B, Through Your Phone. Sosyal biri misin yoksa evde vakit geçirmeyi mi seviyorsun? Yarı yarıya. Buradan birine laf sokmak ister misin güzelliğim? Tamam. Bugün direkt sizden gelen soruları cevapladım ve benim için çok eğlenceli oldu. Umarım böyle bir şeyi tekrar yaparız. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın.